Hocam, bitki tozu, çayı ve ekstraktlar arasında fark nedir? Sübhanallah. 40 yıldır anlatıyorum. 41. defa anlatayım. Karamuk kökündeki etken madde %1. Karamuk destilasyonla etken maddeyi alır da kullanırsanız etkisi %100. Karamuk tozunu, öğütürde tozunu kullanırsanız etkisi %1. Ekstraktından kapsül yaparsanız etkisi %100. Kandida'ya karşı dünyada en etkili karamuk. Yüksek oranda berberin içerir. Berberinin haricinde burada bir sürü lifli madde var. Onları da kullanırsanız, tozunu kullanırsanız etkisi %1. Ekstraktını kullanırsanız ekstraksiyon sisteminde karamuğun birleşimlik etken madde aynı zamanda sadece öyle boşta durmuyor. Diğer etken maddelerle birleşik oluyor. Tozu bu nedenle etkisi az. Destilasyona damlatılınca ekstraktı etken maddeler ayrışıyor, daha da etken hale geliyor. Ekstraktı tozunun, karamuk kökünün tozu, biz kilosunu bunu 30 liraya alıyoruz. 40 lira, 50 lira diyelim. Ama destilasyona damlatılarak elde edilen ekstraktın kilosu en az 500 lira. Anlatabiliyor muyum? Etken madde, bitkinin tozundaki etken madde %1, %2, bilemedim %5 en fazla. Ama ekstraktaki etken madde %100. Mesela sarı kantaronun birleşimindeki hiperesin hiperforun %1. Depresyona karşı kullanılan sarı kantaron bitkinin tozunun bir ton çayını içmeniz lazım faydası olsun. Hele hele ginkonun içindeki etken madde %0.05, buyur. Bir kamyon dolusu ginko yaprağını çayını içmeniz lazım faydasını görmek için. Biz onu damıtıyoruz. Özünü alıyor, özünü kullan. Anlatabiliyor muyum? Aradaki fark 100 kat fazla. Bazılarında 50 kat fazla, bazıları 100 kat fazla. Ama çok çok fark eder. Mesela zerdeçalın kilosunu biz alıyoruz 25 lira, 30 lira. Tozunu, ekstraktı yurt dışından getirirsen $100.